Bugün Sunay Bey'den Kıraç Makbule Müzesi'nde gördüğünüz bu sergide yer alan fotoğrafların tamamı Sotheby's'in Cecil Beaton arşivinden İngiltere'nin en önemli fotoğraf küratörlerinden biri olan ve National Portrait Gallery'nin fotoğraf konusundaki baş danışmanı Terence Pepper'ın küratörlüğünde hazırlandı. Dolayısıyla fotoğraf severler ve fotoğraf tarihine meraklı olanlar, özellikle entelejansiyanın, dünyanın önde gelen yazarlarının, çizerlerinin, ressamlarının, bestecilerinin, kültür insanlarının ve sinema sanatının önde gelen figürlerinin 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 70'lere kadar süre gelen bir zaman diliminde çekilmiş birbirinden ilginç portrelerini bulacaklar bu sergide. Türkiye'de ilk kez Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Grayson Perry'nin 2003 yılında Turner ödülünü aldıktan sonra üretmiş olduğu yapıtlarından küratör Lindsay Young tarafından seçilmiş son derece ilginç, renkli çalışmalar yer alıyor. Ve ayrıca 18. yüzyılda İngiltere'nin en büyük ressamlarından ve gravürcülerinden biri olan William Hogarth'ın yarattığı Rakes Progress adlı diziden esinlenerek yapmış olduğu Küçük Farklılıkların Kibiri başlıklı bir çalışma yer alıyor. Burada İngiliz orta direkt bir aileden yetişen bir çocuğun yaşamında milyoner, milyarder bir iş adamı rolüne nasıl evrildiğini ve sonunda nasıl dramatik bir kazayla bu dünyadan ayrıldığını gösteren altı detaylı halı çalışması yer alıyor. Grayson Perry son derece ilginç bir kişilik. Bir transvestite cross-dressing'e son derece dikkat çeken, yani kadın kılığına girerek ve makyaj yaparak sergi açılışlarına katılan çok renkli bir kişilik. Bir de Alan Mazel adında bir oyuncak ayısı var. Bu da onun hayatındaki çok önemli karakterlerden biri. Çünkü çok sert bir üvey babayla çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmiş olan sanatçı, idealize ettiği ebeveyn karakteri ve arkadaş olarak bu oyuncak ayıyı, Alan Mazel'ı seçmiş ve bu zor dönemleri onunla diyalogda bulunarak aşmış bir anlamda. Bu onun yaşamında öylesine yer etmiş ki hemen hemen yaptığı bütün seramik, halı, çizi ve benzeri çalışmalarda Alan Mazel'ın da, yani bu oyuncak ayının da farklı kimliklerle çok değişik rolleri oluyor. Örneğin bir antik Yunan vazosu gibi yapılmış bir çalışmanın üstünde onu bir Yunan tanrısı olarak gösterdiği gibi bambaşka bir çalışmayla bir Doğu Sufisi kılığına da sokabiliyor bir seramik çalışmasında örneğin. Perry gerek
alter egosu ve transvestite hale geldiği zaman, kılık değiştirerek kadın kılığına girdiği zaman oluşturduğu Claire adlı alter egosuyla, gerekse oyuncak ayısı Alan Mazers'la ve birbirinden ilginç, birbirinden renkli din, sınıf farklılıkları ve bu küçük farklarla toplumdaki değişik sınıfların birbirine nasıl şov yaptığı, hava yaptığı gibi bir takım unsurlara da dünyadaki savaş, barış vesaire meselelere, politik meselelere de son derece keskin göndermeler yapan çok ilginç bir sanatçı. Zannediyorum sanatseverler Grace Perry'nin seramik çalışmalarıyla, özellikle seramik çalışmalarıyla Suna Weynen Kıraç Vakfı'nın Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan seçilmiş parçalar arasında da belli noktalarda büyük benzerlikler bulacaklar. Bu bakımdan da Pera Müzesi ile bir şekilde ilintili bir sanatçı olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan Cecil Beaton gibi fotoğraf sanatının ikonik isimlerinden biri, diğer taraftan da 21. yüzyıl çağdaş sanatına damgasını vurduğunu söyleyebileceğimiz Grayson Perry gibi sıra dışı renkli bir sanatçıyı seçme yapıtlarıyla bugün Pera Müzesi'nde müzenin 10. yılı dolayısıyla sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bütün sanatseverleri bu iki sergimize bekliyoruz.